Tavuklarımızın marinasyonuyla başlayalım. Küp doğranmış olarak kasabınızdan isteyebilirsiniz. Tavukların içerisine şimdi turşu suyumu ekliyorum. Hepsini güzelce turşu suyunun içerisinde karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını da açacağım. Tavuklar turşu suyunda bir süre bekleyecek. Arkasından da una bulayarak yağda kızartacağım. Şimdi biraz un koyuyorum. Ve bunun içerisine çok az miktarda da pudra şekeri, hafif bir tatlılık vermesi için yağımızı da ekleyelim tavamıza. Yağımız biraz ısınacak. Pudra şekeri ve unu güzelce karıştırıyorum. Birazdan tavuklarımı bunun içerisine alacağım. Şimdi turşu suyunda bekletmiş olduğum tavukları ayrı bir kabın içerisine alacağım. Bu kapta da şimdi yumurtayı güzelce çırpacağım. Bunun içerisine de az miktarda süt koyuyorum. Turşu suyunun içerisinden tavuklarımı yumurtalı ve sütlü karışımın içerisine alıyorum. Yumurta ve sütün içerisinde de güzelce karıştırdıktan sonra tavuk parçalarını şimdi unun içerisine alıyorum. Unun içerisinden de çıkartarak tavukları kızgın yağın içerisine alıyorum. Şimdi yavaş yavaş tavuklarımı ters düz yaparak yağın içerisinde daha iyi kızarmasını sağlıyorum. Pişmiş kısımlarını pişmemiş kısımlarıyla ters düz yapıyorum. Evet, şimdi sıra geldi sosumu yapmaya. Sos için malzemelerimin hepsini yanıma alıyorum. Önce Dijon hardalını ekledim. Limon suyunu ekliyorum şimdi. Yavaş yavaş karıştırıyorum hardalı. Ve normal hardalı da ekliyorum. Evet, ilk koymuş olduğum tavuklar pişti. Onları alabilirim. Evet, Dijon hardalını koyduktan sonra limon suyunu ekledim. Ve arkasından da normal hardalımı ekleyerek sosumu yapmaya devam ediyorum. Sıra geldi bala. Süzme balımı da içerisine bu şekilde ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Bal ve hardal birbirlerine çok güzel yakışıyorlar. Şimdi sıra geldi mayoneze. Mayonezimizi de içerisine ekleyelim. Koyu kıvamlı bir sos. Bunu tavuklarımızın üzerine gezdirerek servisini yapacağız. Evet, tavuklarımızı da yanımıza alıyoruz. Şimdi artık servise sunma zamanı. Servis tabağına bakın bu şekilde koyabilirsiniz tavuklarınızı. Yayarak koyuyorum. Evet, şimdi de hazırlamış olduğum bu sosu üzerine gezdiriyorum. Ve tabağın çevresine de biraz koyuyorum.